birinci Avrupa Alevi Çalıştayı. Alevilerin en azından geçmişini değerlendirip önlerine iş koyması anlamını ve geniş bir katılım ağıyla bunu yapabilmeyi, becermeleri bu anlamda başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Ayrıca kafa karışıklığı, bugüne kadar ki gerek devletin gerekse Alevi kurumlarının hazırlıksızlığı anlamındaki kafa karışıklığını bir noktada biraz daha önlemiş oldu, biraz daha gün ışığına çıkardı, biraz daha hakikate doğru yol aldığını düşünüyorum. Şöyle ki, açıklanan bildiride öncelikle bizi herhangi bir bugüne kadarki egemen olan özellikle İslam inancının altına hala da Türk-İslam sentezci, tekçi zihniyetin egemenlikleri altına sokmaya çalışan zihniyete bir cevap oldu. Bizim gerek erkanlarımızla gerek vahdet vücut, varlığın birliği, gerekse vardan var olma inancının diğer semavi dinlerdeki gibi yaratılış değil, vardan var olmayı öne tutan bir ifadenin altını çizilmesi, enel hak düşüncesinin altının çizilmesi bu anlamda çok önemliydi. Aleviliğin diğer din ve inançlardan farklı, kendine has bir inanç olduğu, öğreti olduğunun altı özellikle çizildi. Bu bir kazanımdır diye düşünüyorum. İkincisi, Türkiye'de yaşanan ya da Avrupa'daki, dünyadaki bütün hak ihlallerine karşı Aleviliğin mazlumdan yana duruş göstermesi ve bu mücadelenin, eşit yurttaşlık mücadelesinin içerisinde olunması gerektiğinin altı çizildi. Üçüncüsü de özellikle Hakk'a yürüme erkanlarımızın cemlerde nasıl yapıyorsak bu şekilde icra edilmesi, erkanlarımıza da alınan kararların erkanlarımıza yansıması konusunun altı çizilmesi çok önemliydi. Dördüncü olarak da bunun artık pratiğe yansıyacak bir sonraki şeylerin, çalıştayların devam edeceği ve bunun da artık pratiğe nasıl uygulayabiliriz? Erkanlara bunu gülbenklerimize okuyacağımız icraya nasıl yansıyacağıyla ilgili bir çalıştayların yapılacağı bu konuda önlerine hedef koyması açısından tabii ki çok daha belirgin ve iyiydi. O yüzden hani birçok alanda kazanımlarla geçen bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Cümlesinin emeğine sağlık. Alevi örgütlerinin kendi iç yapısıyla ilgili, tüzükleriyle ilgili de konuşmalar gündeme geldi. Türkiye'deki öncelikle hani Aleviliğin, Alevi aklının ortakçı bir zihniyetten geldiğinin altı çizildi. Şimdi böyle düşündüğümüzde alınan kararların da rızalığın, bilhassa ikrarın ve rızalığın altı çizildi. Şimdi Türkiye'deki örgütlere, Alevi örgütlerine baktığımızda Alevi kurumları kendi içinde hani nasıl bir Alevilik istiyoruz adı altında bir toplantı dahi yapmadılar. Bu konuda eksiğini kendi özünde görüp o birikimlerini sahaya yansıtmaları lazım. Tabii ki yapılabilir, yapılmalıdır da ama bunu önce istemek lazım. Hani inanç yaşanlandır diyoruz ya, önce istemeleri lazım. Bunu yapmaları için önce istemeleri lazım. Ama kurumlarda ne yazık ki bugün çok acı. Daha önceki sanırım yine yaptığımız röportajda belirtmiştim. Yani kurumların, bugün Alevi kurumlarının tüzüğünde ne yazık ki kayyum maddesi var. Yani bu kadar işler acısı bir durumdayız. Hatta zamanı geldi geçiyor bile. Türkiye'de çok daha acil bir şekilde bu toplantıların yapılması lazım. Tüzüğünden şeye kadar hani kurum kapatmaları düşünün, ihraçları düşünün. Dolayısıyla da Aleviliğe dair şeylerin yaşanması lazım Alevi kurumlarında.